Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Mart ayı 2024'ün önemli aylarından. Tutulmalar başlıyor bu ay itibariyle. 25 Mart'ta ay tutulması yaşayacağız ve önümüzdeki Nisan'da, 8 Nisan'da da Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli tesirler başlayabilir. Ve güneş bu ay 20'sine kadar Balık burcunda olacak. 3. evinizde olacak. 10 Mart'ta 20 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. 3. ev yeni ayları biraz daha hani yakınlarınızda olup bitenlerle ilgili, yakın çevrenizle ilgili aslında. Bunlar hani yaşadığınız yerdeki komşular olabilir, arkadaşlar, işte akrabalar, kardeşler, ailevi konular olabilir. Yenilikler, yeni görüşmeler, tanışmalar, biraz da onlarla kuracağınız ilişkilerin, bağlantıların hızlandığı, öne çıktığı bir ay aslında Balık yeni ayı. Tabii ki yaratıcılığınızın, sezgisel yaratıcılığınızın arttığını görebiliriz. Burada zihinsel anlamda kendinizi ifade edeceğiniz yazılı, sözlü, her türlü konularda aktif olabilirsiniz. Eğitim konuları olabilir, tasarım işleriniz olabilir, internet, medya, yayıncılıkla ilgili işleriniz, girişimleriniz olabilir, işle ilgili bağlantılarınız, sözleşmeleriniz olabilir ve bol bol seyahat edebilirsiniz. Yani bunlar eğitimle ilgili, işle ilgili ve özel amaçlı kısa uzun seyahatlerin, yolculukların da biraz öne çıktığı bir aydasınız aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan güzel bir açı alıyorsunuz. Daha destekleyici, daha ılımlı, hoş etkiler var. Eğer değişken burçlarda gezegenleriniz öne çıkıyorsa biraz mücadeleler olabilir ama yeni ayın etkisi yine özellikle çok öne çıkabilir. Öğrenciler için eğitimle ilgili önemli bir ay olduğunu söyleyebilirim. Kardeşlerle ilgili etrafınızda hani bazı sorunlarınız var ki olabilir. Çünkü Satürn Balık burcunda, şu dönemde birçok oğlak yakın çevresi ve kardeşleriyle ilgili bazen sorunlarla uğraşıyor. Bazen sorumlulukları daha fazla alıyor. İşte bu yeni ay yeni açılımlar getirebilir. Belki çözüm yollarını da size sunabilir. Evet, 10 Mart 25 Mart arasında yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde bu etkilerin çok daha gündem olmasını bekleyebiliriz. Ve bu ay önemli bir pozisyon var gökyüzünde. Bunu özellikle önemsiyorum. Ay düğümleri biliyorsunuz Koç terazi aksında, zaten tutulmaları da burada yaşıyoruz ki sizin için de önemli bir aks burası. Kuzey düğüm Koç burcunda ve Şiron Koç burcunda transitte biliyorsunuz. Ve bu ay Şiron kuzey düğümle kavuşacak. Önemli ve etkili bir kavuşum. Çünkü hem az rastlanan bir kavuşum. Çünkü 50 yıl, 55 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Sizin için de çok tesirli bir kavuşum. Üstelik bu kavuşumun kuzey yönlü olması hayatımızda yenilikler, yeni açılımlar, genişlemeler, büyümeler ve çözümlerle de ilgili olabileceğini düşünüyorum. Şiron'un semboliklerine bakarsak, Şiron bir anahtar sembolündedir haritalarımızda ve kilit noktaları açmak gibi aslında bir görevi var, misyonu vardır. Bununla birlikte mitolojik olarak yaralı şifacıdır o. Uranüs ile Satürn arasında bir kuyruklu yıldızdır aslında. 1977 yılında keşfedilmiştir. Şiron bizim yaralarımız, eksiklerimiz, hatalarımız, gölge yanlarımızı gösterir ama bunları şifaladığımız, bunları iyileştirdiğimiz, bunları bütünleştirdiğimiz yönlerimizi de destekler, bizi bilgeleştirir, büyütür, olgunlaştırır. İşte bu alanda çözüm odaklıdır aslında. Yani tıkandığımız noktalarda açılımlar sağlayabilir, sorunları çözebilir ve bunları keşfetmemizi sağlayabilir. Dördüncü eviniz olunca biraz bu sizin tabii ki özel yaşamanızla ilgili. Özel yaşam ailevi konulardır, anne baba konularıdır, işte yuva, evlilik konuları, ebeveyn olma veya bunun gibi konu ya da tamamen evle ilgili, yerleşimle ilgili bir konunuz vardır. Burada bir sorununuz varsa çözmeye çalıştığınız, bu ay Şiron etkisi size çözüm yolları, anahtar sunabilir örneğin. Yani belki bir ev alırsınız, ev anahtarı gibi taşınabilirsiniz, aile olabilirsiniz ya da ebeveynlerle ilgili ailede bir sorununuz varsa bunu çözüm yolları bulabilirsiniz ve bunları çözmenizi sağlayacak bilgiler karşınıza çıkabileceği gibi doğru kişilerin, size rehberlik edecek kişilerin, danışmanların karşınıza çıkması mümkün. Örneğin annenizin, babanızın bir sağlık sorunu varsa belki doğru bir doktoru bulabilirsiniz. Bir şifacı karşınıza çıkabilir. Yani çözüm odaklı olabilecek göstergeler var gökyüzünde. Bunları iyi takip etmek gerekiyor sevgili oğlaklar. Güneş ayın 20'sinden sonra Koç burcuna geçecek ve artık ilkbahar mevsimi başlıyor ekinoksla birlikte. Güneş zaten 4. evinizi, ev, aile, özel yaşam alanlarınızı daha fazla aydınlatmaya başlayacak. 25 Mart'ta Terazi burcunun 5 derecesinde Dolunay'la birlikte
ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması sadece bu ayla sınırlı değil. En az önümüzdeki 1,5 aylık süreç içerisinde etkilerini görebileceğimiz gibi Eylül ayına kadar, bir sonraki tutulmaya kadar da devam eden bir tesir alanı var. Öncü bir tutulma olduğu için biraz daha hızlı tabii ki etkilerini gösterebilir. Kariyer evinizde, 10. evinizdeki bir ay tutulması terazi burcunda. Bu tutulma tabii ki bir dönüşüm anlamına geliyor. Kariyer, işiniz ve mesleki konumunuzla ilgili olabilir. Sizin toplumdaki statünüzü de gösterebilir. Medeni durumunuzla da ilgili olabilir. Terazinin sembolleri zaten evlilik, ilişkilerle de bağlantılı. Dolayısıyla burada bir amaca ulaşmanız, bir sonuçlanma yaşamanız mümkün görünüyor ama toplum önünde dikkat çekmeniz, fark edilmeniz söz konusu. Bu bir başarıyla da olabilir. Hani sizi öne çıkaracak bir konu olabilir. Bazen ilişkinizle de ilgili olabilir. İşinizle de ilgili olabilir ama bir fark edilme, bir öne çıkma durumunuz var. Geçtiğimiz Eylül-Ekim ayında başlamış konuların netleştiği, belki sonuç aldığınız bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bunu 0 ile 10 derece arası alabilirsiniz. Bu tutulmanın sizin için kişisel olarak çok daha önemli, çok daha kadersel, etkili olacağını söyleyebilirim. Yönetici gezegeni Venüs bu tutulmanın ve Jüpiter'le, Boğa burcundaki Jüpiter'le de güzel bir açısı var. Aslında kendi içinde iyicil gezegenlerin olumlu temaslarını görüyoruz. Çünkü Venüs balık burcunda yücelir. Jüpiter'in de güzel bir etkisi var. Bu tutulma sizin becerilerinizle, yeteneklerinizle fark edilmenizi sağlayabilir. Belki işte eğitimini aldığınız bir konuda, yetenekli olduğunuz bir konuda bir işe girmeniz, mesleki anlamda bir kariyeri belki burada fark edilmeniz mümkün. Emek harcadığınız bir konuda, örneğin bir sanatçısınız, bir sergi açabilirsiniz. İşte orada bir statünüzde, kariyerinizde fark edileceğiniz bir başarı söz konusu olabilir. Bununla birlikte biraz ailevi konularda belki anne baba olmak gibi, hani böyle medeni durumunuzla ilgili, ebeveynlikle ilgili bir konunuz gündeme gelebilir. Tabii ki evlenmek, boşanmak hani ve benzeri konular da tetiklenebilir ama genel olarak sizi kişisel yeteneklerinizle biraz daha öne çıkaracak, fark edilmenizi sağlayacak, önemli ve destekleyici bir dolunay etkisi olduğunu, tutulma etkisi olduğunu söyleyebilirim. Fırsatları görün, değerlendirmeye çalışın sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.